Bak kamera arkalarını koyarım ha. Koy, bana ne yapayım? Yemin ederim koyarım. Böyle çocuk gibisin koy. Ya. Zorla konuşturuyorum adamı. Ne istiyorsun ya? Bir kafamı karıştırdın. Ben konuşuyorum ama konuşmama da izin vermiyorsun. Ondan sonra da öyle yap, böyle yap. Tamam. Hayret bir şey. Kendin konuş o zaman. Bana ne anlattırıyorsun? Allah Allah. Hayır ben konuşmuyorum. Beni sevmiyorlar. Seni seviyorlar. Aa, beni seviyorlarsa o zaman ben kendim gibi konuşmalıyım. Yani bir kalıp içinde konuşamam ki ben. Hayret bir şey ya. Öf, tamam hadi. Ne ya tamam hadi. O ne? Naylon mu var? Balık mı o? Şurada. Bilmiyorum ki naylon herhalde. O nasıl bir naylon ya? Belki de balıktır evet. Ya. Bugün biraz gece yürüyüşe çıktık. Böyle bebişi de alıp gördüğünüz gibi. Ve bir arkadaşın karavana denk geldik yolda. Biliyorsunuz karavan hayatı hepimizin ilgisini çekiyor, bizim de ilgimizi çekiyor. Bir tanışmak istedik. Sizi de nacizane içine böyle ufaktan bir gezdirmek istedik. Orada da öğrendik ki satılıkmış, belki ilgileniniz olur. Evet. Aşağı bizim iletişime geçerseniz biz de sizle arkadaşa iletişime geçmenizi sağlayabiliriz. Evet, araç satılık... anlattım zaten videoda. İlgilenen arkadaşlar bizimle iletişime geçsinler. Biz de o arkadaşa yardımcı olalım. Nedir? Bir kişiyi daha, bizi seyreden bir kişiyi daha karavancı yaparsak, ailemize katarsak çok mutlu oluruz. Yani şu anda adam şurada milyonluk daireler var ama denize bir dünya uzakta. Adam denizin dibinde milyonluk daire gibi yaşıyor yani. Aynen öyle. Siz de aynı şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Kafama göre takılıyorum. Denizli'ye gidiyorum. Bademli'ye gidiyorum. İstediğini yapıyor. Yani evi sırtında kaplumbağa nereye isterse gider. Nerede isterse kalır. Yani orada da çekmiş. Orada kalıyor yani sonuçta böyle. Kimse ona öte git beri git demez. Biz de yaklaşık bir aya İnşallah. Gidiyoruz. Yani, evet. Rota çiziyoruz yavaştan. Rota, çok heyecanlıyız. Rota çiziliyor. Bunun spoilerını da buradan verelim size. Evet, aynen. Gideceğiz. Siz de bizimle beraber geleceksiniz. İnşallah. Tabii bu arada başka sürprizlerimiz de olacak size. Eğer yapabilirsek. O zaman zaten efsanenin gücünü göreceksiniz evet. Arkadaşlar. Sizle beraber büyüyeceğiz inşallah. Bu ufaklık yüzünden şöyle pek çekemedik. Çünkü orada durmadık. Evet ben yani daha doğrusu biz şimdi sizi karavanın içiyle baş başa bırakıyoruz. Evet sizi karavan gezisiyle baş başa bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size bugün bir arkadaşımızın karavanından sesleniyoruz. Onu size kısa bir şekilde size karavanını tanıtacağız. Artı bu karavan satılık bizi takip eden, karavan almak isteyen, böyle hazır kullanmak isteyen olursa da bu araçla ilgili bize yazabilirler. Şimdi buradan başlıyoruz. Burası oturma alanı. Gördüğünüz gibi iki tane yatak kısmı olan kısmı var aracın. Bir seyyar masası var burada. Ortaya kurulup kullanılabiliyor. Şöyle arkanı dönersen vereceğim artık. Ben oğlumu da alacağım. Onunla tanıtacağım sizi. Evet. Merhaba. Tombik. Şimdi arkanı dönersen arkada şöyle bir televizyonu var. Kokpit üstünde. Neta uydu sistemi var. Aracın. Araçta 3 tane 165'lik güneş paneli var. 1500 watt invertörü var. 2 tane 100 amper aküsü var. Bir çamaşır makinesi var. Ev tipi tuvalet var. Gezelim. Duş var. Evet. Devam ediyoruz. Buraya gelirsek eğer burada böyle bir mutfağı var. Şu şekilde bunları kapatalım. İki tane üstünde dolabı var. Gayet eterli depolama alanı var. Gayet eterli depolama alanı var mutfağı için. Bir tane güzel bir indesit çamaşır makinesi var. İkili ocağı var. Burada lavabo altında yine bir depolama alanı var. Neyle çalışıyor bunlar? Gazla çalışıyor, normal tüple çalışıyor. Ne çalıştırıyor bunları? Neyleri? Güneş panelinden alıyor bunları. Tabii şeyler ocak tüple çalışıyor. Evet. Çamaşır makinesi hem 220 hem güneş paneliyle çalışabiliyor. Burada şu şekilde bir depolama alanı daha var. Şöyle bir dolabı var. Burada da buzdolabı var. Şöyle açarsan gösterebilirsin. Aç öbür kapağını. Çekebilir miyiz? Tabii. Tabii. Bak bir regal. Hem dolabı var hem de altta regal. Bir tane orta mini boy bir buzdolabı var. Gayet yeterli. Küçük bir aile için. Burada şöyle açayım.
bir tuvaleti var. Ben göstereyim istersen, buraya geçemezsin, darız biraz. Çocuk olduğu için. Ya da sen çocuğu al şöyle, ben alayım onu. Hemen yer değiştirelim. Evet arkadaşlar, burada bir gene gaz tanklarıyla çalışan bir kombisi var. Gayet güzel, şık. Şöyle küçük bir lavabosu. Şu şekilde bir ev tipi tuvalet var. Aynı zamanda burada küçük bir de duşu var. Gayet bence yeterli olacaktır. Burada bir havalandırma kapağı var. İstersen ben çekmeye devam edeyim. Şurada şöyle bir havalandırması var. Gayet güzel. Burada yine bir giysi dolabı var. Şöyle gayet derin ve kullanışlı. Burası yatak odası kısmı. Çift kişilik bir yatak var. Yatağın altı depolama alanı. Bu şekilde de ergonomik bir şekilde de üst tarafı komple dolap ve taşıma yerleri var. Ben çekeyim. Şöyle yapalım. Ben biraz iri olduğum için, yani araba dar değil aslında. Ben iriyim arkadaşlar. O yüzden bu kısmı, arka kısmında şurası biraz dar. Çünkü hem tuvalet hem dolap karşılıklı olduğu için bu alanı biraz dar. İri adamlar için biraz dar ama daha küçük insanlar için normal. Bu arka tarafı da size çektim bu şekilde. 3 tane güneş paneli var. 1500 watt dediğim gibi invertörü var. 220 elektrik de bağlanabiliyor. Aynı zamanda da 200 amper yaşam destek aküleri var, 100-100. Gayet güzel bir araç. Şampiyon modeli bu. Motoru yürürü komple yeni yapılmış. Ama 500 bin kilometre civarında motoru yenilenmiş komple. Yürürü aksamı da bütün bakımları elden geçirilmiş. Yani şu anda 80 bin kilometrede diyebiliriz motor kısmı için. Diğer kaporta kısımları da gayet iyi durumda. Araçta 380 litre pis ve 380 litre temiz su depoları da mevcut. Hidroforu var. Bunlar da mevcut. Yani bir tam bir karavan olarak her şeyi var şu anda. Aracın iç kokpitinde zaten buradan görüyorsunuz gayet kullanışlı bir araç. Ön tarafı da sürüş olayı da gayet rahat bir araç. Orta büyüklükte bir karavan, her yere girip çıkabilir yani. Önüne de bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar, şu anda aracın invertör ve akü kısmını size gösteriyorum. Burada tüpü var. Gördüğünüz gibi şu şekilde iki tane depolama alanında kirkosu, tüpü, burada deposu var. Atık su mu bu? Kirli su deposu. Devam ediyoruz bu şekilde. Burada arkadaki bagajında şöyle gördüğünüz gibi temiz su deposu var. Bahçe hortumu var. Burada hidroforu var. Şu şekilde. Arka kısmında biraz daha depolama alanı var. Orada. Evet, burada da bir deposu daha var. Bu da tuvaletin deposu. Gayet de güzel, şık olmuş. Vanası, vanası. Evet, gördüm. Altında da vanası var, boşaltım vanası. Burada da gene bir kısım bunun üzeri de depolama alanı olarak kullanılabilir. Bayağı bir yeri var. Gayet güzel. Şu şekilde. Yani kenarda...